Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şambari tatlısıyla geldim. Kıvamı, lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Hemen şöyle geniş bir kaseme 500 gram irmiğimi ekliyorum. Üzerine de 2 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdumuzun sulu kısmından koyarak kullanalım. Yoğurdumuzu ekledikten sonra 2 paket de kabartma tozu ekliyorum. Şambari tatlımızın hamuru sadece bu 3 malzemeden oluşuyor. İyice karıştıralım. Kıvamını birazdan sizlere göstereceğim. Yoğurdumun sulu tarafından sanırım çok fazla koymadığım için benimki yeterli gelmedi. Ben 2 yemek kaşığı daha eklemek zorunda kaldım. Sizler de karıştırdıktan sonra ekleme yapabilirsiniz. Bütün malzememizi spatula ile iyice karıştırarak hamur haline getirelim. Başında söylemiş olduğum gibi benim yoğurdum yeterli gelmedi. O yüzden ben 2 yemek kaşığı daha yoğurt ekledim. Benim yoğurdum ev yoğurdu değil de hazır yoğurt kullandığım için bu şekilde oldu. Ev yoğurdu kullanırsanız sulu kısmından koyarsanız 2 su bardağı yeterli gelecektir. Kıvamı ele yapışabilen bir kıvamda oluyor. Çok koyu olmuyor. Çok da cıvık değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bir parça elime alarak sizlere daha net göstermeye çalıştım. Tepsi olarak ben kare borcam tercih ettim. Üzerine bir tatlı kaşığı yumuşak tereyağı koydum ve her tarafını yağlıyorum. Daha sonra da hazırlamış olduğumuz hamurumuzu dökelim. Hamurumuzu ilk başta spatulayla eşit bir şekilde yayıyorum. Yaydıktan sonra da üzeri daha düzgün olsun diye de kaşığımı suya batırarak arka tarafıyla düzlüyorum. Üzerini kaşığımızla düzledikten sonra da buzdolabımıza kaldıralım. 1 saat dinlendirelim. Daha sonra buzdolabından çıkarttıktan sonra da üzerine 1 yemek kaşığı pekmezimi sürüyorum. Üzerine pekmez sürmemizdeki sebep üzerinin daha iyi kızarması için. Pekmezimizi sürdükten sonra da bıçakla dilimleyelim. Dilimleri de küçük dikdörtgen şeklinde olacak şekilde kesmemiz gerekiyor. Ben göz ayarı kestim ama isterseniz cetvel kullanarak hepsini aynı ayarda kesebilirsiniz. Fırını sürmeden önce de en son olarak da üzerine fıstık koyalım. Tatlımızın kuru olmaması için çok fazla kızarmasını beklemeyelim. Şöyle rengini attıktan sonra kürdan testi yaparak çıkartabiliriz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik alt üst ayar fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Tatlımızı fırına sürdükten sonra da şerbetimizi ocağa koyalım. Tencereme 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı da su ekliyorum. Üzerine de bir dilim limonumu sıkıyorum. Kabuğuyla beraber bırakıyorum. İlk önce bir karıştıracağım. Daha sonra da ocağıma alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. 15 dakika kaynatıp kapatalım. Tatlımız kızardıktan sonra kürdan testi yaparak fırınımdan çıkarttım. Sıcak sıcak hemen böyle kesmiş olduğumuz yerlerden tekrardan bir geçelim. Tatlımızın ılık olması gerekiyor. Şerbetimizin de sıcak olması gerekiyor. Kesme işlemini yaptıktan sonra da tatlımı ılımaya bırakıyorum. Tatlımı hemen kontrol ediyorum. Ilıdıktan sonra da sıcak şerbetiyle buluşturuyorum.
Şerbetiyle buluşturduktan sonra da üzerine bir kapak kapatalım ve 1-2 saat dinlenmeye bırakalım. Şerbetini iyice çektikten sonra da servis yapabiliriz. Ben finalini bekleyemedim. İki dilim yedikten sonra sizlere gösteriyorum. Maalesef kendimi tutamıyorum. O kadar güzel koktu ki. Gerçekten muhteşem de tadı var. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen sizler için de bir dilim çıkartıyorum ve şöyle yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel emiyor. Tatlımızın malzemesi çok az, yapımı da çok kolay, oldukça da lezzetli. Kesinlikle tavsiye ederim diyorum ve bir videonun daha sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.